Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sarımsaklı köfte yaptım. Yıllardır yaptığım ve sosu da mükemmel olan köftemi nasıl yaptım? Hep beraber seyredelim arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünkü sarımsaklı köftem için ben 200 ml su bardağı ölçümle 3 su bardağı köftelik ince bulgur kullanacağım. Yine 200 ml'lik su bardağı ölçümle 1 su bardağı da irmiğimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekliyorum. Tüm malzemelerimi şöyle biraz karıştıracağım. Bulgur ve irmiğimin üzerine de şöyle yine aynı su bardağı ölçümle 2,5 su bardağı ılık su dökeceğim. Biraz karıştıracağım. Dakikadır da kapağı kapalı bir şekilde bekleyen bulgurlarım suyunu iyice çekmiş arkadaşlar. Köftemizin hamurunu yavaş yavaş yoğurmaya başlayabiliriz. Bulgurlarımın üzerine ben 1,5 yemek kaşığı dolu dolu biber salçası ekliyorum. Bardağımla ılık suyum var yanımda, yavaş yavaş ekleyip yoğurmaya başlayacağım. Bir su bardağı kadar da unumu aldım yanıma. Unumdan da yarısını ekliyorum. İyice sakız gibi bir hamur olana kadar yoğurmaya devam edelim arkadaşlar. Suyumu ve unumu yavaş yavaş ekleyerek köftemin hamurunu yoğuracağım. ...200 milimlik su bardağı ölçümle 1,5 su bardağı un kullandım köftemde arkadaşlar. Arkadaşlar, ben yaklaşık 15 dakika kadar yoğurdum. Hamurum çok güzel, sakız gibi. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi köftelerimizin şekillerini vermeye başlayabiliriz. Hamurumdan şöyle bir parça alıp elimle yuvarlıyorum. Küçük fındık büyüklüğünde yapmamız yeterli olacaktır. Avucumuzun içinde yuvarlayıp şöyle parmaklarımızın uçlarıyla içlerine bastıralım. Arada elimizi de ıslatarak köftelerimizi şekillendirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tüm köftelerimi şekillendirme işlemim bitti. Şimdi köftelerimizi pişirmeye geçebiliriz. Şöyle 5 litrelik bir tencereme ben yaklaşık 3 litre kadar da su ekledim. Bir tatlı kaşığını da çok doldurmadan tuzumu ekliyorum. Şimdi tenceremi ocağıma alıp suyumu kaynatmaya bırakacağım. Yavaş yavaş kaynamaya başlayan suyumun içine ben yarım limonum vardı. Yarım limon suyu sıktım, onu ekliyorum. Kaynamaya bırakıyorum suyumu. Arkadaşlar köftemin suyu kaynarken şimdi sosunu hazırlamaya başlayacağız. Köftelerimin en önemli püf noktası bu sosunda gizli. Mutlaka sosunu tarif ettiğim şekilde denerseniz sarımsaklı köftenin tadını gerçekten alabilirsiniz. Sarımsaklı köftem için ben şöyle 8-10 diş kadar sarımsak kullanacağım. Kesinlikle domates kullanmıyorum sosunda. Bir de bu şekilde domatessiz deneyin. Bakın tadına, o zaman gerçekten farkı göreceksiniz. Tavama yağımı alacağım. Şöyle yarım çay bardağından biraz fazla yağ ekliyorum. Yağım yeteri kadar ısındı. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu biber salçamı ekliyorum yağıma. Salçamızın kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavuralım. Arkadaşlar köftemin sırrı bol sarımsağında ve pul biberinde. Başka baharata hiç gerek yok. Pul biber ve sarımsak köftemin en lezzet verici iki ana maddesi. Sarımsağı lütfen bol kullanalım. Ben yıllardır sarımsaklı köftemi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Kesinlikle sosuna domates kullanmıyorum. Domatessiz bir şekilde yaptığınız zaman da domatesli ve domatessiz farkını anlayacaksınızdır. Salçalarımın da kokusu çıkana kadar kavurdum. Ben 8-10 adet kadar sarımsağımı da rendeledim. Tavama alıyorum. Sarımsaklarımızı da çok yakmadan 1 dakika kadar karıştırmamız yeterli olacak arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı kadar da pul biber ekliyorum. Artık sosumuz oldu arkadaşlar. Sosumun altını kapatıp bir kenara alacağım. Suyum da kaynamaya başladı. Bütün köftelerimi suyumun içine ekliyorum. Şöyle bir kevgir yardımıyla da köftelerimizin altından yavaşça karıştıralım. Yapışmasın tenceremizin altına. Tüm köftelerimizi pişirmeye bırakalım. Kaynayan köftemin suyundan da sosuma şöyle bir kepçe kadar ekliyorum. Köftelerim de 15 dakikadır kaynamakta. Yeteri kadar da piştiler. Şimdi bütün köftelerimi çıkaracağım. Tüm köftelerimi çıkarıp kabıma aldım. Şimdi hazırladığım sosumu da şöyle biraz karıştırıp köftelerimin üzerine gezdireceğim. Mis gibi çok lezzetli, çok güzel sarımsaklı köftelerimiz oluyor arkadaşlar bu tarifle. Mutlaka bu şekilde yapıp deneyin derim. Üzerine de servis ederken maydanoz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde deneyin ve farkını görün. Çok lezzetli oluyor. Yapıp deneyecekleri şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.